Herkese merhaba. Şu an elimde görmüş olduğunuz telefon Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu Nokia 808 Preview. Nokia 808 Preview'un en dikkat çekici özelliği arkasında 41 megapiksel sensörlü, Carl Zeiss sensörlü bir kamera barındırması. Bu kameraya Xenon Flash eşlik etmekte. 41 megapiksel çözünürlük aslında göründüğü gibi değil. Ortada yüksek çözünürlükte fotoğraf çekimi söz konusu. Ancak hikaye biraz daha farklı, ona değineceğiz. Nokia 808 Preview fotoğraf makinesine benzer bir tasarıma sahip, görmüş olduğunuz gibi. Arkadan baktığınızda sanki elinize bir fotoğraf makinesi tutuyormuşsunuz gibi gözüküyor. Telefonun plastikle kaplı bir kasası var. Yumuşak plastik, oldukça kaliteli durmakta söyleyebiliriz bunu. Telefonda 4 inçlik bir ekran var. 360x640 çözünürlüklü bu ekran. Nokia'nın Clear Black AMOLED teknolojisine sahip olan ekran. Üst taraf Corning'in Gorilla camıyla kaplı, çizilmelere karşı dayanıklı. Görmüş olduğunuz üzere, adından anlaşılacağı üzere ortada siyah renk seviyesi oldukça derin olan bir ekran var. Şu anda baktığınızda gerçekten ekranı fark etmek oldukça zor. Gerçekten siyah seviyesi oldukça fazla. Görmüş olduğunuz gibi AMOLED ekranın güzelliğinden yararlanarak oluşturulmuş bir ekran koruyucu var. Cihazın ekranı aktif olmadığında çalışıyor ve saati gösteriyor. N8'den alışığız, E7'den alışığız. Ekranın üzerinde VGA çözünürlüklü bir kamera var video görüşmeler için. Ekran altında yine tuşlar yer almakta, çağrı kabul etme, menü ve açma kapama tuşu, aynı zamanda çağrı reddetme işlerini yapmakta. Nokia 808 Preview'un kalınlığı biraz fazla. Görmüş olduğunuz kamera sensörü, lens, Preview teknolojisi daha doğrusu, cihazın biraz da normale göre kalın olmasına neden oluyor. Aynı zamanda cihaz normale göre biraz da ağır. Yaklaşık 170 gramlık, 160-170 gramlık bir ağırlığı var. Bu ağırlığı elinizde tuttuğunuzda hissediyorsunuz. Ancak cihaz ergonomik, rahat tutuluyor. Özellikle elinize aldığınızda şu görmüş olduğunuz bombeli kısım, çıkıntılı kısım işaret parmağına iyi bir şekilde oturuyor ve destek sağlıyor. Bunu söylememiz gerek. 1.3 GHz'lik tek çekirdekli işlemci var. Buna bir grafik işlemci, Broadcom'un grafik işlemcisi eşlik ediyor. 512 MB RAM var. 16 GB dahili bellek. Bunun yanı sıra 1 GB ROM ve 512 MB RAM bulunmakta. Nokia 808 Preview'da. Nokia Bell işletim sistemi var. Feature Pack 1 işletim sistemi. Feature Pack 1 sürümü. En son sürüm. Ve Nokia Bell işletim sistemi sayesinde de cihazı oldukça verimli bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yine Nokia çeşitli uygulamaları cihazı yüklemiş. Alıştığımız Symbian uygulamaları mevcut. İnternet arayıcısı, posta istemcisi, bunun sıra Nokia haritalar, ücretsiz harita desteği, navigasyon desteği mevcut. Sosyal ağlar uygulaması sayesinde Twitter ve Facebook hesaplarınızı tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. Zip uygulaması, Shazam, Quick Office uygulaması var. Silent Film adı verilen özel bir uygulama var. Silent Film Director uygulamasıyla da 41 megapiksel sensörlü kamerayla çekmiş olduğunuz videoları özel kliplere dönüştürebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi uygulamalar, önceden yüklenmiş uygulamalar mevcut, oyunlar mevcut, bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Nokia mağazayı da kullanarak farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Nokia mağaza ikonunda görmüş olduğunuz gibi. Yine Nokia Bell özelliği, mobil veri, Wi-Fi gibi işlevleri rahatlıkla kapatıp açabiliyorsunuz. Onu söyleyebiliriz. Cihazın performansı, doğrusunu söylemek gerekirse, fena sayılmaz. 1.3 GHz'lik işlemci iyi bir işlemci gücü sağlıyor. İnternet tarayıcısının biraz ortalamanın altında bir performans sergilediğini söylemek gerek. Rakipleriyle pek boy ölçüşemiyor. Ancak mobil internet sitelerini düzgün bir şekilde gösteriyor. Bununla ilgili detayları da incelememizi de bulabilirsiniz. Nokia 808 Preview'un tabii en önemli özelliği kamerası. Kamera için ayrı bir videomuz var. Ancak görmüş olduğunuz gibi bir kamera arayüzü var. Aslında Symbian cihazlarından, diğer Nokia Bell cihazlarından alışıkınız bu arayüzüne. Tabii Preview'un getirdiği bazı kontroller söz konusu. Buna da başka bir videoda değiniyoruz daha detaylı biçimde. Nokia 808 Preview ile ilgili anlatacağımız temel bilgiler bunlar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.